ülke iktidar tek başına istediği her şeyi yapamayacağını öğrenmiş oldu aslında. Bir denge de oluşmaya başladı bu anlamıyla. Çok ciddi bir yenilgiye uğradılar, hezimete uğradılar aslında. Bu yenilgiyi bunlara kötülük imparatorluğuna yenilgi yaşatan kesim aslında çok bizim yönümüzü dönmemiz gereken çok önemli bir kesim. Yani emekliler, gençler, ötekileştirilenler aslında o kindar ve dindar dedikleri rejime, o tekçi, ırkçı, şeriatçı rejime geçişin o kadar da kolay olmayacağını gördük. Yani bu iktidar bunu gördü. Biz gösterdik bunu aslında halk olarak. Bizim tabirle söyleyeyim, iktidarı Yezid'den alıp Maviye'ye vermemek de lazım bir taraftan. Yani çünkü gelişen bir yeniden refah gerçekliği de var. Öbür taraftan bir de yeniden refah gibi bir adına milli görüş dedikleri bir ideolojik akım da var. Sonuçta bu Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonunu oluşturan, yaratan kadrolar o şeyden çıkmıştı aslında. O ideolojik karabasanından, garabetinden çıkıp gelmişti. Gömlek değiştirdik falan demişlerdi, hatırlayalım. Şimdi bu 21, 31 Mart seçimleri aslında biraz da kendiliğinden gelişen, kendiliğinden biraz da halkın iradesiyle gelişen toplumsal bir ittifakla aslında yoksulluğa mahkum edilen dili, inancı, kimliği, tercihleri yok sayılan, ötekileştirilen insanların biraz da böyle kendiliğinden geliştirdikleri bir şeydi aslında, ittifaktı. Çok anlamlı oldu bu boyutuyla. Alevi kimliğini, Alevi inancını yok sayan, yok saymanın kurumsallaştığı, kurumlarından biri hali olarak önümüze sunulduğu Cemevi Daire Başkanlığı, mesela Cemevi Başkanlığı'nın da bir yenilgisidir aslında bu. İşte atanan kayyumların halkın iradesine atanan kayyumların da bir yenilgisidir. Bizim işimiz direkt siyaset yapmak değil. Fakat şunu her zaman söylüyoruz, her zaman da söyleyeceğiz. Halkın gerçek dostları devrimcilerdir. İlericilerin, devrimcilerin, demokratların, laiklerin, çağdaşların kazanımları Alevilerin hanesine de yazılan şeydir. Olumluluk anlamında bizim de hanemize yazılır. Onun için şeriatın, ırkçılığın ve şeriatçı akımın durdurulması, faşizme geçit verilmemesi noktasında kim anlamlı, bilimsel, mantıklı, toplumsal iş yapıyorsa onlara destek olacağız. Yerel yönetimlerden, el değiştiren özellikle belediyelerden taleplerimizin ne olduğu aslında aşikardır. Geçmişten bu yana biz Aleviler sadece Alevi halkı için tek başına Alevi halkı için mücadele etmiyoruz. Biz komşu inançlar, komşu kimliklerin de mutlu olmadığı, iyi hissetmediği bir sistemde yaşamak istemiyoruz. 72 millete bir nazarla bakmayan bizden değildir düsturu üzerinden. Eğer yanı başımızdaki başka bir inanç, başka bir kimlikteki insanlar ötekileştiriliyorsa bize verilen hakların tek başına bir anlamı olmayacaktır. Mesela belediyelerin hala tırnak içinde işlettiği cemevleri var. Biz bu cemevlerini istiyoruz. Cemevlerini yani bir belediye, bir yerel yönetim cami işletmiyorsa ya da kilise işletmiyorsa cemevinin anahtarı da belediyenin çekmecesinde olmaz. Biz buna kesinlikle şeyiz. Zaten başından beri de karşıyız. Hangi ilde, nerede cemevi belediyelerinin elinde olduğunu biz biliyoruz zaten. Elimizde bu doneler var. Onlarla birebir görüşmelerimiz oldu, olacak da bir kere ilk baştan cemevlerini tarafımıza tahsis edilmesini sağlayacağız. Ülkeyi şeriatın eşiğine taşıyan kurumların başında gelir Diyanet İşleri Başkanlığı. Kadınların sokağa çıkamaz hale getirilmesi, çocuklara tacizlerde bulunulması gibi iğrenç meselelerin de aslında odağı haline gelen iklimi yaratan bir şey, bir kurumdur. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesi, Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması gibi bizim yıllardan beri ortaklaşa birçok müsait kurumlarımızla birlikte yüksek sesle tekrarladığımız taleplerimizdir. Yani bizim olmazsa olmazlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Madımak'ın utanç müzesi yapılması. Bunları bir kere eğer yapacaklarsa olacakları, kuracakları hükümette, işte ana muhalefetten bahsediyorum ya da tüm muhalefetten bahsediyorum, kuracakları hükümete biz rıza alıp veririz. Ama AKP'nin bir başka versiyonu misali, bizi görmeyen, bizim hak ve
özgürlüklerimizi gözetmeyen bir iktidar olursa bizim için bir şey çok fazla tavrımız değişmeyecektir. Çünkü Cumhur İttifakı dediğimiz şey kötülük imparatorluğudur. Soru şu, AKP diye bir parti var mıdır aslında? Adalet ve Kalkınma Partisi bir parti midir? Bu organizasyon, bu siyasi disiplin dedikleri mesele, işte insanların inançlarına, ibadethanelerine hakaret eden bir cumhurbaşkanı var. İnsanların kimliklerine hakaret eden bir cumhurbaşkanı var. Yani bunları biz, bunları yapan zihniyetle yan yana yürümemiz zaten söz konusu değil. Başkanlığı sonuç itibariyle gösterildiği ya da kamuoyuna dayatıldığı şekliyle öyle güçlü, şaşalı falan da bir şey değil. Ama bizi rahatsız eden bir yapılanmadır. Kabul etmiyoruz. Diyanete nasıl karşıysak bu oluşmada o şekilde karşıyız. Tabii ki biz geçen yıl, önceki yılda pandemiden dolayı gidemediğimiz zaman olmuştu ama biz geçen yılda gittik. Alevi Bektaş Federasyonu Genel Başkanı, ben ve bir heyetle birlikte oradaydık. Bu yıl da orada olacağız. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği örgütlülüğü olarak da orada. Ben aynı zamanda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği MYK üyesiyim de. O örgüt olarak da hem Pir Sultan hem ABF olarak da Dersim'de olacağız. Duyarlı olan, sizin aracılığınızla da buradan örgütüm adına çağrı yapayım. Duyarlı olan, özellikle bölgedeki cemevlerinin Dersim'e gelmeleri, bizim Alevi olduğumuz için katledilen, başta Alevi olduğumuz için katliamı bir itiraz geliştirmelerini istiyoruz, çağrımdır. 4 Mayıs'ta herkesi Dersim'e bekliyoruz.